Sizi 3 Kasım 1996'ya götüreceğim. Susurluk kazasına. O gün orada sadece bir kaza olmadığını hepimiz biliyoruz. Devlet, siyaset, mafya ilişkisine vurgu yapıldığını tarih yazdı. Siz de İstanbul DGM Başsavcılığı tarafından Susurluk olayı kapsamında cürüm işlemek için silahlı teşekkül oluşturmak ve sahte sürücü belgesiyle hüviyet cüzdanı düzenleyerek bunları kullanmak suçundan dava açıldı. 3 ila 7 yıl arasında da hapsiniz istendi. Peki sizce soru gelsin. Susurluk kazası bir operasyon muydu? Şimdi bu başta itirazım var. Siyaset, devlet, mafya. Mafya nerede burada? Yani Abdullah Çatlı hayatında bakın çok samimi olarak söylüyorum. Kameralar burada çalışıyor. Bütün insanlar duyuyor. Abdullah Çatlı'nın hayatının herhangi bir döneminde, herhangi bir gününde benim bildiğim, bilmediğim olmasını da düşünemiyorum. Mafya vari, mafyacılığı bırak. Mafya vari ne yapmış ya? Allah rızası için bir kişi kalksın desin ki Abdullah Çatlı falan adamlardan para aldı, filanın namusuna el etti, ki bir falan iş adamını kopardı, falan iş adamından hak olmadığı gittiği para, hani bu duyduğumuz şeylerin çerçevesinde söylüyorum. Mafyacılık adına ne varsa, ya Allah rızası için bu adamın bütün hayatını projeksiyon altına alındı. Bütün hayatı didik didik edildi. Ya bir tane desinler ki şunu yapmış ya, şurada bir suç işlemiş. Kendi çıkarı için, kendi hayatı için, kendi hayatını idame ettirmek için. Ben yanındayım. Aynı şeyi kendim için söylüyorum. Bakın kameralar çalışıyor. Benim hayatımda mafyamatik neyim varsa Allah rızası için savcılar orada, devlet orada. Gitsin desinler ki ya bu adamlar geldi, adamlarıyla bizim buradan bana baskı yaptılar, benim paramı aldılar, benim canıma kastettiler, beni korkuttular. Ya bir tane söylemez mi ya? Ya bakın kameranın önünde söylüyorum. Birisi gitsin desin ki ya bu adamlar mafyacı ya. Burada mafya nerede? Bir defa itirazım ona. Yani diyorsunuz ki devlet, siyaset, efendime söyleyeyim mafya. Abdullah Çatlı'nın mafyatik bir tane işini bir kişi iddia işi ortaya koysun. Ben bunları mahkemede de söyledim. Yine söylüyorum. Basın yazmadı bunları. Niye? Çünkü işlerine gelmiyor. Ortada bir katil var. Katilin portresi var. Bu portre ne kadar yırtılır, parçalanırsa o kadar iyi. Bütün mesele bunun üzerine kurgulandığı için. Ben sorumun ana fikrini hatırlatarak bir dakika daha ek süre vereceğim. Şimdi, mafya olduğunu kabul etmiyorsunuz. Susurluk kazası bir operasyon mu diye sormuştum. Susurluk kazasının operasyon olup olmama noktasında ciddi kaygılarım var. Ben operasyon olduğunu bazen yani düşünme noktasında elimdeki verilere baktığım zaman olmadığını düşünüyorum. Yani o verilere bakarak bazen de ya olabilir mi diye düşünüyorum. Maalesef böyle bir gerçeklik de var ama ispatı yok. Yani burada kalkıp da Abdullah Çatlı'nın orada canına kastedildi. Bu da bir operasyondu, bu yapıldı demek için aradan geçen 25-26 yıla rağmen elimde bir veri yok. Bir veri olsa kalkarım rahatlıkla söylerim bunu. Derim ki evet bu bir operasyondu, bu operasyon. Çünkü benim canım, ağabeyim, yoldaşım, dava arkadaşım, ömrümün birçok noktasının kesiştiği, birçok şeyi paylaştığım bir insanın göz göre göre eğer böyle bir operasyon yapılmışsa, böyle bir operasyonla katledilmişse kimse onun üstüne ölene kadar da gidecek cesaretim var benim. Ama elimde bir veri yok. Yani veri olmadığı için de bunun bir operasyon olduğunu söyleyemiyorum. Elimdeki veriler kaza olduğu noktasında. Ama öyle bir şey olsa Allah da biliyor, herkes de biliyor ki Abdullah Çatlı'nın intikamını almadan ölmem. Öyle bir şey görmedim. Bugüne kadar öyle bir veri de elimde yok. Peki. Gerçeğini daha soracağım. Yine aynı dönemden devam edelim. İstanbul Baro Başkanı Sayın Yücel Sayman. Savcı önüne getirilen delillerle bir fezleke hazırlamış diyor. Ama ondan önce hiçbir araştırma olmadığını söylüyor ve karanlıkta kalan kısımlar var diyerek burada Abdullah Çatlı'nın ölmemiş olabileceğine atıfta bulunuyor. Sizi bulmuşken yine soralım. Soru gelsin. Abdullah Çatlı yaşıyor mu? Keşke yaşasaydı derim ben bu cevaba. Maalesef Allah rahmet etsin vefat etti. Vefat etmesinin sebebi şu. Orada arka sağda oturuyor. Arabanın bu şiddetiyle ben cenazesini alan adam olarak söylüyorum. Gece saat 1:10 geçiyordu. Ben Susurluk'taydım, hastanedeydim. Kayıtlar var, bir sürü çekimler yapıldı. Ama o çekimlerin hiçbir tanesi yayınlanmadı. Bize cenazeyi teslim etmediler. Morga kadar indim. Kendi gözlerimle gördüm. Cenazeyi de ben aldım. Ambulanstan Nevşehir'e ben getirdim. Morga da ben indirdim. Ondan sonra arandığım için de orayı terk ettim. Kameralar önüme çevrilince zaten görüntülerde var. Terk ettim. Abdullah Çatlı maalesef vefat etti. Ve yüzünde hiçbir iz yoktu. Sadece şurada arabanın eğilmesi suretiyle elini böyle tutmuş o vurmanın şiddetiyle kol buradan kemikten kırılmış,
başına gelen, buradan aldığı bir darbeyle de beyin kanamasından rahmetli oldu. Yani bunun başka bir izahı, adı yok. Abdullah Çağatay maalesef genç yaşında, 40 yaşında rahmetli oldu gitti. Yani arkasında halen konuşulan bir dünya bıraktı. Ama öldüğünün biri birebir şahidi. Benim cenazeyi hastaneden ben aldım. Ben götürdüm Nevşehir'e. Üzerime de projeksiyonlar çevrilince de orayı terk ettim. Ondan sonra da arkadaşlarımız defnettiler. Yani ben değil sadece bir sürü insan maalesef bu acı sahneyi gördü.